Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli izleyenler, bir fikir meclisi programı ile tekrar karşınızdayız. Bu hafta da çok önemli konularımız var. Çok önemli konuğumuz var. Rabbim inşallah güzel, hayırlı bir program çıkarabilmeyi cümlemize ikram eylesin. Cümlemizi muvaffak eylesin diyoruz kıymetli izleyenler. Fatih Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Rabbim inşallah güzel, kaliteli bir program yapabilmeyi ikram eylesin diyoruz. Amin. Fatih Hocamız biliyorsunuz Bir Elver programından tanıyorsunuz. Ekranlarda görüyorsunuz kıymetli izleyenler. Her türlü mücadelesini vermeye çalışıyor. Fatih Medreseleri Vakfı ve FM TV olarak her türlü kulvarda mücadelesini vermeye çalışıyor. Rabbim inşallah mücadelesini en kuvvetli şekilde, en güzel şekilde yürütebilmeyi ikram eylesin. Bu hafta Fatih Hocamızla konuşacağımız konular tamamıyla yani işte siyasi veya maddi veya bilmem ne bu boyutları geçerek şu anda yaşanılan gerçekleri biraz da ortaya koyma meselesi kıymetli izleyenler. Mesela unutulan bir olay var. Unutulan derken artık bu dikkate bile alınmıyor. Yani eskiden çok ciddi bir şekilde bunlar tepkilerle karşılansa da nasıl olur dense de artık bu sanki bir normalleşme gibi oldu. Ney bu? Hırsızlık konusu hocam. Şimdi bir yerde hırsızlık yapılıyor. Bu gayet artık normal. Yani artık yerini tabiri caizse bu nasıl olur ifadeleri artık uyuşturucu aldı. Yani kötülük babında bir tık üste geçtik yani. Bir adım öteye gittik. Şimdi eskiden hırsızlık olayları çok duyardık. Şimdi olmuyormuş. Şimdi olmuyor da mı duymuyoruz? Hayır. Oluyor ancak normalleştiği için duymuyoruz bile. Kulağımıza gelse bile dikkate almıyoruz. Ve gayet normalleşti. Şimdi gençlerimize, özellikle gençlerimize helal haram meselesi adam gibi kaliteli bir şekilde öğretilmediğinden dolayı sadece maddiyat üzerine kurulmuş bir düzen. Yani tamamıyla nasıl adamsın? Paran varsa, maddiyatın varsa kuvvetli bir adamsın, kaliteli bir adamsın. Bu şuurla, bu kaliteyle yetiştirilmeye çalışan gençler helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım mantığıyla beraber kendilerini hırsızlık boyutuna atma durumuna düşebiliyorlar. Ve bunun cezaları caydırıcı mı değil mi? Bu olayların bu kadar normalleşmesi doğru mu değil mi? Kıymetli Fatih Hocamıza soruyoruz. Evet hocam buyurun. Evet kıymetli hocam, evvela programımız hayırlı mübarek olsun. Allah razı olsun hocam. Davet inşallah. Ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu tabii çok açık bir konu ve gerçekten yaramızın deşildiği bir konu. Evet. Şimdi son zamanlarda baktığımızda gerçekten bir haber, az önce ben biraz araştırma yaptım internet üzerinden. 16 yaşında bir çocuğun 128 tane hırsızlıktan sabıkası var. Bunun dışında işte az önce yine araştırmalarımda bakıyorum. Yani 40 tane sabıkası olan var, 50 tane, 60 tane sabıkası olan var. Ve bu adamlar sabıka nasıl oluşuyor? Hırsızlık yapıyor, yakalanıyor, serbest bırakılıyor, tekrar bir daha hırsızlık yapıyor. Evet. Derken 50 tane hırsızlıktan sabıkası var yani bu adamın. Yani şimdi bu durumda cezalar gerçekten caydırıcı mı oluyor? Caydırıcı değil. Demek ki hiç ceza bile almamış çoğusunda. Gerçekten çok üzücü bir durum hocam. Bu hususla alakalı gerçekten güzel bir düzenleme yapılmalı. Yasalarımızda çalışmalar yapılmalı. Mesela belirli suçlar var. Evet. Tecavüz, işte cinsel istismar suçları. Bunlarla alakalı... Gasp'ta hocam. Evet. Biliyorsunuz bir ara gasp diyorum, kapkaç. Kapkaç ve gasp olayında da ciddi bir şekilde biliyorsunuz bir ara çok duyuluyordu. Evet. Sonra bunlara ağır bir ceza geldi. Özellikle kapkaç olayına. Dikkat edin, bunun önü kesildi. Evet hocam. Evet hocam. Son zamanlarda rastlamıyoruz, mutlaka vardır ama evet. Bu hususla alakalı çeşitli çalışmalar yapılmalı. Gerek yasalarla alakalı, gerek cezalarla alakalı çeşitli çalışmaların yapılması ve hızlandırılması gerekiyor hocam ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmiyor. Yani yolda yürürken bile karşından gelen insana güvenmiyorsun. İnsanlar oturdukları evlerde komşularına güvenmez bir duruma geldi. Gerçekten son derece acı verici bir Müslüman olarak bizler için, bizler adına, ülkemiz adına çok acı verici bir durum hocam. Bu hususla alakalı tabii ki burada ben yine tekrardan söyleyeceğim. Devamlı televizyonlarda programlarımızda söylüyoruz ama evet,
Tekrardan Rabbimizin bizler için, biz Müslümanlar, insanlar için, insanlık için göndermiş olduğu kurallar neyse onun uygulanması gerektiğine inanıyorum ben. Evet. Tabii ki burada ben bir kısa anlatmak istiyorum. Efendi Hazretlerimiz İsmail Ağa Camii'nde yine bir gün vaaz verirken orada şeriat kurallarıyla alakalı, işte hırsızların kolunun kesilmesiyle alakalı böyle bir vaazında, nasihatte bulunuyor. Aktarıyor cemaate. Tabii oradan bir tanesi diyor ki, ya bu zamanda ne el kesmesi, hangi çağda yaşıyoruz diyor. Sonra bir çıkıyor camiden sohbetten sonra. Bir bakıyor arabası çalınmış. Hemen üstüne. Hemen üstüne. Ondan sonra orada diyor ki, ya bu hırsızların eli değil, kafası kesilmeli diyor yani. Evet. İş bizim kendi nefsimize dokununca tabii çeşitli cezalar veriyoruz. Elimize geçse işte öldüreceğiz, asacağız, keseceğiz ama durum böyle değil. Gerçekten Rabbimizin bizler için uygun görmüş olduğu kurallar neyse o kurallar çerçevesinde yürümek tabii ki en doğrusu olacak. Yani şu anda ülkemiz şartlarında bakıyoruz. Gerçekten hiçbir caydırıcılığı yok. Yani hırsızlık suçundan işte yakalanıyor. Bir bakıyorsun mesela aynı anda karakola giriyorsun hocam. Karakoldan senden önce çıkıyor hırsız. Evet. Yani böyle bir durum var. Onun için Rabbim inşallah en kısa zamanda bizi bu illetlerden kurtarsın. Tabii bunun en büyük temel sebeplerinden bir tanesi de hocam. Maddi eğitimler hız kesmeden devam ederken bir yandan manevi eğitim eksikliği, manevi şuur eksikliği olduğunu görüyoruz. Gerçekten yani bir Allah korkusu olmayan, ya ben bunu yapıyorum ama yani nasıl hakkını ödeyeceğim bu adamın, ahirette nasıl yüzüne bakacağım diye düşünmeyen bir insan için her şey gayet mübah olur. Yani ya, normal şartlarda sözünüzü kestim öyle. Maddi olarak çocuğa verilen tamamıyla kafa yapısı olarak, maddi olarak verilen işte madde kazanmalısın, işte dünya işlerine ciddi bir şekilde yönelmelisin vesaire. Maddi olarak bunlar çocuğa lanse edilirken manevi olarak da Allah korkusu vesaire verilmiyor. Evet. Maddi olarak baktığınızda ceza tamamıyla az olduğu gözlemleniyor ve yine manevi olarak baktığınızda da yine işte bu insanlara, bu kişilere Allah korkusu işlenmiyor. Evet. Allah korkusu işlenmeyen bir insanda işte kamera koyabilirsiniz, kapılarınızı 4-5 defa kilitleyebilirsiniz vesaire, her türlü bir mücadele verebilirsiniz ama bunun önüne bir şekilde ne yapamıyorsunuz? Geçemiyorsunuz. Maalesef. Çünkü neden? Kafa yapısında, şimdi tamam sen belki bir ileriyi düşünüyorsun ama kafa yapısında işte kalbinde, gönlünde Allah korkusu olmayan bir kişi bu sefer senden daha öte düşünmeye çalışıyor. Bu işi daha tabiri caizse söyleyeyim zevkli hale getirmeye çalışıyor. Bu işi daha kendine göre aksiyonlu hale, verimli hale getirmeye çalışıyor. Ama normal şartlarda bilse ki ya Rabbim benim ya her yaptığımı görüyor, her halimi görüyor. Ben bu hatayı yapacağım ama bunun bedelini dünyada veya ahirette mutlaka öderim diye bunu bu şekilde bilse. Bir de bunun üstüne cezalar da caydırıcı olmuş olsa bu sefer baktığınız zaman bir daha bu işe ne yapmayacak? Yeltenmeyecek. Yanaşmayacak. Ama dikkat edin şu anda hırsızlık konusu, hırsızlık boyutu artık tamamıyla neredeyse normale dönmüş. Yani bizi bir yerde hırsızlık yapıldı dendiği zaman bir şaşırma vesaire, bir hayret yok. Evet, İşte yani daha öncelerde belki bunlar oluyordu ama şu anda bunlar yok. Neden? Çünkü tamamıyla bakıyorsunuz, hatta unutulmuş bir konu. Yani belki de uzun zamandır televizyon programlarında ilk defa biz bu konuyu bu şekilde açıyoruz. Belki de işte gönlü yanan, işte demin anlattığınız ifade var ya, adamın arabası çalınmış. Evet. Demiş ki ya bunların işte kafası kesilmeli demiş yani. Şimdi belki de canı yanan binlerce, milyonlarca insan varken bu konuyla alakalı. Belki de bunu ekranlara artık ne yapılmıyor, ekranlara taşınmıyor vesaire, belli dertlerden sebep kimse bunları ne yapmıyor, görmüyor. Artık normalleşme haline gelmiş. Rabbim muhafaza eylesin diye hocam. Yani şimdi evet, buyurun. Kıymetli hocam. Yani özellikle bu hususla alakalı ailelerimizin evlatlarını yani serbest bıraktığını, tabiri caizse saldım çayıra, Mevlam kayıra misali bu şekilde çocuklarını saldığını, eğitmediğini görüyoruz maalesef. Maddi eğitimler, yani tabii o da olmalı. Sonuçta dünyada yaşıyoruz ama manevi eğitimde tamamen, yani manevi kısmını zaten çözmüş olsak bu durumda olmayacağız. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi kapılarımızı kilitledik, pencerelerimizi kilitledik, alarmlar taktık, kameralar taktık ama yine de iş çözülmüyor maalesef. Evet. Yine de bir şekilde insanoğlu yapacak olduktan sonra bir şeyi mutlaka başarıyor, yapıyor.
Bizler de bu hususla alakalı gençlerimizi mutlaka rehabilite etmeliyiz. Bu anlamda eğitimler vermeliyiz. Yani hem okullarımızda eğitimler verilmeli, hem de aileler olarak, aile bireyleri olarak, anne baba olarak kul hakkının nasıl olduğunu onlara anlatmalıyız. Tabii hırsızlık dediğimiz zaman hırsızlıkta geniş kapsamlı bir şey olduğunu düşünüyorum ben şahsen hocam. Yani bir eve girip hırsızlık yapmak veya bir şey çalmaktan ziyade bir de ticarette yapılan hırsızlıklar var ki o da büyük sıkıntı. İnşallah Rabbim bunlara en kısa zamanda bize çare buldurmayı nasip eylesin. Yine burada ifade ettiğimiz gibi manevi şuur eksikliği olduğunu görmekteyiz. Manevi eğitimin olmadığını görmekteyiz. İnşallah bunları hep birlikte aşacağız dualarla. Ama geç kalınıyor gitgide. Çünkü artık sizin de ifade ettiğiniz gibi artık bunları konuşuyor değiliz. Artık olay daha farklı boyutlara gitmeye başladı. Kötü alışkanlıklar tetiklemeye başladı. Artık mesela uyuşturucu kullanıyorsa artık o uyuşturucuyu temin edebilmek için hırsızlık yapmaya başladı gençlerimiz. Baktığımız zaman gerçekten acı bir durum. Rabbim inşallah en kısa zamanda gençlerimizi, vatanımızı, milletimizi bu illetlerden muhafaza eylesin, kurtarsın diyelim hocam. Amin hocam, Allah razı olsun. Şimdi çok önemli bir ifade kullandınız. Yani sadece hırsızlık boyutu illa bir eve girerek veya bir dükkana girerek vesaire değil. İşte bunun ticari boyutu vesaire, insanların duygularını çarpma, istismar etme veya işte bir takım şeylerle beraber insanların parasını, duygusunu, vaktini gasp etme gibi mesela hırsızlık durumları da var biliyorsunuz. Evet, hocam. Şimdi bunlar da günümüzde çok yaşanıyor. Yani tabiri caizse şöyle söyleyeyim. Helal haram. Buna gerçekten eskiden ciddi manada bir, yani her şeyi yapsa adam ya biz haram lokma yemeyiz. Buna dikkat ederdi yani. Şimdi helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım sistemine dönmüş. Yani adam nereden ne geliyor, ne oluyor, bu para nasıl oldu? İşte misal söylüyorum, bir yılbaşı bilet şeyi oluyor. Bir bakıyorsunuz yani ekmek kuyruğu gibi bilet kuyrukları var. İşte bilmem bayilere bakıyorsunuz, işte oralarda aynı şekilde sıralar, kuyruklar vesaire, ciddi bir izdiham var, ciddi bir oralara yöneliş var. Şeye internet üzerinden bakıyorsunuz, hem sosyal mecradan hem başka başka mecralardan baktığınız zaman bir bakıyorsunuz bu kumar illeti üzerine, işte bunun üzerine telefon uygulamaları vesaire, bilgisayar uygulamaları vesaire çıkarak, yani tabiri caizse ceplerimize kadar, eskiden bir adam kumar oynadı mı kumarbaz diye bir adam şey oluyordu yani. Evet. Kumarbaz diye bu adam lekeleniyordu yani. Şimdi artık telefondan tık 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 adam kumar oynayacak kıvama düşürürler. Buralardan da bakıyorsunuz kolay para kazanmayı da verdiler millete. Helal haram. Bu sefer adam dikkat etmeden hepsini ne yapıyor? Yiyor. Evet. Sonra haram giren boğazdan, vücuttan. O vücuda işte namaz tesir eder mi? O vücuda işte feyiz tesir eder mi? O vücuda işte bilmem şu tesir eder mi? O vücuda manevi has tesir eder mi? Nasıl etsin ki? Adam haram yemiş. Her zerresi belki de haramla dolmuş adam. Şimdi bu adamın bir daha oradan temizlenmesi gerçekten gerçekten zor yani. Evet. Rabbim muhafaza eylesin. Şimdi bunların önüne geçmemiz şart. Bunların önüne geçmemiz muhakkak yani. Eğer geçmezsek ciddi bir şekilde bunun sıkıntısını şu anda gördüğümüz gibi görmeye devam edeceğiz. Yani sadece hırsızlık boyutuyla baktığınızda işte dükkanım kilitliydi, dükkanıma girmişler. Hayır, sadece bu değil. Senin çocuğunu senden çaldılar. Nasıl çaldılar? İşte medya ile çaldılar. Televizyonla çaldılar. Filmlerle çaldılar. Dizilerle çaldılar. Ya senin beyinlerini çaldılar. Nasıl çaldılar? Yani senin görüşlerini, fikirlerini, örflerini, adetini, her şeyini çaldılar senin. Nereye yöneldin? Sen başka başka yerlere yöneldin. Başka olmayacak kişilerin peşine yöneldin. Bunlara yöneldiğin zaman da senin tamamıyla kafamdaki zihnini çalmış durumda. Senin zihnin çalındığı zaman zaten otomatikman senden sonra gelen neslin de zihinlerini çalmış durumda şu anda yürünüyor. Evet. Bu zihinlerde helal var mı? Yok. Haram var mı? Yok. İşte şu var mı? Yok. Bu var mı? Yok. Yani İslam'a, imana uygun olarak ne var? Baktığınız zaman bir şey yok. Sonra İslam ve iman adetlerini beklemek. İşte yani bu adam normal şartlarda biz bu çocuğa ne yaptık? Bu çocuk böyle oldu. Bu yanlış. Yanlış. Yediğine dikkat edeceksin, içtiğine dikkat edeceksin. Bir adam belki de her hatayı yapabilir. Her hatadan bir şekilde sıyrılabilir, bir şekilde toparlayabilir. Rabbim işte tabii ki yani
Af kapısı her zaman açıktır Rabbimin. Normal şartlarda bir adam kendini buralardan sıyırabilir. Ancak haram yediği zaman kendini böyle bir tabiri caizse sıyırma isteği de olmuyor. Neden? Evet. Vücudu haramla dolmuş ya. Tabiri caizse kalbi atmıyor. Yani kalbi manevi yöne, kalbi tamamen temizlenme yönüne ne yapmıyor? Atmıyor. Evet. Böyle bir pişmanlık duymuyor. Yaptığı hatalar normal geliyor. Boğazdan haram geçti mi o normal vücudun her tırnak uçlarına kadar vücudun her yerine ne yapacak? Tesir edecek kıymetli hocam. Kıymetli hocam aynı zamanda kendi evlatlarına da işleyecek. Evet. Kendi çocuklarına da tesir edecek ki yani biz defaatle burada ifade ediyoruz. Çocuk eğitimi anne karnındayken başlar. Anne baba ne yapıyorsa, neler yaşıyorsa o mutlaka çocuğa aksedecektir ki bizim oralarda bir ifade vardır. Dede koruk yer, koruk üzümün olmamışına derler. Koruk yer, torununun ağzı kamaşır derler. Yani nesillerimize bizden neler yaparsak, neler yaşarsak, hangi yaşantıda, hangi ölçüde yaşarsak mutlaka evlatlarımıza, çocuklarımıza, çevremize, etrafımıza o şekilde yansıyor. İnşallah bizler kendimizi, herkes fert olarak kendini düzeltmeye başladıktan sonra evvela kendini, daha sonrasında da yine etrafını, çoluğunu, çocuğunu, ailesini toparladığı zaman inşallah bu işler düzelecektir kıymetli hocam. Ama tabii ki yine bizlerde bitiyor bu işler. Ama bir de bu işin devlet büyükleri boyutu var. Onlar da inşallah buradan bizleri duyanlar varsa bu hususla ilgili hem olayın yani bu cezaların caydırıcılığıyla alakalı çalışmalar olması gerektiğini ama yine caydırıcılıkla beraber de aynı zamanda bu eğitimin, bu şuurun verilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Yine de sadece cezayla olması değil de bir hırsızlık yapılmaması, kul hakkına girilmemesi gerektiği hususunda evlatlarımıza eğitim verilmesi gerektiğini, Allah korkusunun kalplerine yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum kıymetli hocam. Evet. Hocam bir mesaj gelmiş. Hayırlı akşamlar demiş. Van'dan Kazım Erdoğan demiş. Şu an sizleri dinliyorum. Allah neden Allah sayılarınızı arttırsın. Millet ne kadar huzursuz oldu. Hep İslam'dan uzak kaldıkları için oldu. Ben mutluyum çünkü 5 vakit namazımı kılıyorum demiş kıymetli evet. Hocam. Şimdi de bizim konumuzla alakalı bir mesaj gönderilmiş tamamıyla. Yani baktığınızda millet huzursuz, millet rahat değil. Neden rahat değilsin diye sorduğunda işte kendine göre bir takım sıkıntıları tabii din derdi vesaire bir takım dertlerden dolayı değil. Baktığınızda tamamıyla manevi dertler. 16 yaşında bir çocuğun ne sıkıntısı olabilir? Ama bakıyorsunuz manevi kendine göre boşluğa düşmüş, ruhu darlanmış. Bu ruh darlığıyla beraber kendini bir takım maddelere vurmak durumuna gelmiş şu anda. Evet. Bakın millet huzursuz, millet rahat değil. Şu anda mesela çocuklarını millet rahat rahat sokaklara gönderemiyor. İşte belli bir saatten sonra bayanlarımız rahat bir şekilde, kadınlar rahat bir şekilde gezemiyor. Mesela ciddi bir şekilde şu anda bir korku, bir panik var ya. Maalesef. Ya belli bir saatten sonra, misal söylüyorum eskiden biliyorsunuz genellikle köy yerlerinde yani özellikle bunlara denk geldik. Ne kapı kitlemek diye bir şey yok ya. Kapıları evet. Milletin açık yatarlarmış yani. Evet. Şimdi bakıyorsunuz 3-4 kat kilitliyor adam. Yine rahat etmiyor ya. Camlar kapalı mı? Şimdi bir de birinci, ikinci katta falan oturuyorsa camlara demir parmaklıklar. Evi cezaevine çeviriyor. Neden? Hırsız korkusu. Huzurluyuz. Nasıl huzurluyuz? Mutluyuz. Nasıl mutlusun? Ya Allah daha çok mutluluk versin. Ya burada kaos şeyi de yapmak istemiyorum ama yani bir bakalım da halimize. Halimize bir bakalım ya. Kapımızı açık bırakamıyorsak bunun güzel bir şekilde bize bir açıklaması olması lazım. Madem falanca sebepten filanca sebepten değil. Neden? Bütün bakın birinci katlara hep bakın demirler, demir parmaklıklar. Arkada adamın ufak bir bahçeye bakış camı var. Ona bile ne yapıyor? Demir kapatıyor ki neden? Ama buradan hırsız girer de bilmem ne. Şimdi ne hale geldik millet? Ne kadar huzursuz olduk. Evet, maalesef. Ama bu mu? Bunu mu istiyoruz yani yaşantı olarak? Değil mi hocam? Yanlış mıyım? Maalesef. Maalesef. Şimdi bunun tabii ki bu manevi boyutu. Bir de maddi olarak bunun cezasının tamamen arttırılması evet. Lazım. Arttırılmadığı evet. Takdirde sizin dediğiniz gibi şikayetçi oluyorsun. Senden önce hırsız çıkıyor. Sen daha çok işte şikayetçi işlemleriyle uğraşıyorsun. Evet. İfade vereceğim derken siz hırsızdan daha sonra çıkıyorsunuz yani karakoldan o duruma geliyor.
Yani bir de bakıyoruz hocam, yani 16 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. 128 tane sabıka kaydı var. Yani bu kadar da olmaz dedirtecek bir durum. Yani son derece sıkıntılı. Yani 40 tane, 30 tane, 10 tane, bir tane varsa böyle bir hatası, gerektiğinde nasıl caydırıcı bir cezası olması gerekiyorsa o şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir daha nasıl tevessül edebilir? Yani insan, bizler karakola girmeye korkuyoruz belki de, yani hani ne olacak acaba, neyle karşılaşacağız diye. Ama artık o kadar profesyonel olmuşlar ki bu hususla alakalı, herkes şikayetçi, kimsenin huzurlu olduğunu düşünmüyorum. Herkes mutlu pozu veriyor ama gerçekten son derece sıkıntılı bir durum. Rabbimizi inşallah en kısa zamanda kurtarsın. Gençlerimizi de en kısa zamanda hidayete iletsin diyelim hocam. Evet. Hocam selamünaleyküm. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizi maddi manevi başımızdan eksik etmesin. Dua eder misiniz bize demiş. İnşallah kıymetli izleyenler, sizler de mesajlarınızı ulaştırmak isterseniz inşallah WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Fahat Hocam'a da, bize de sorularınızı sorabilirsiniz. Kıymetli izleyenler diyoruz. Hocam sıradaki konumuzla devam edelim. Şimdi evet. Tabii bu konuyu biraz hızlı geçeceğiz. Ancak ciddi bir konu bu. Şu anda belki de işte ülke gündeminde de sıkça gelen sorulardan bir tanesi ve sıkça konuşulan olaylardan bir tanesi. Şimdi hocam, bayanların erkekleriyle aynı anda tabii ki işte hakları vesaire, işte bir talep meselesi var. Bununla alakalı şimdi geçenlerde bir videoda genç bir kız diyor ki, neden diyor biz diyor bayanlar olarak arka saflarda namaz kılıyoruz. Neden? Evet. Yani biz de erkeklerle eşitiz, aynı safta namaz kılabiliriz. Hatta erkeklerin önünde namaz kılabiliriz ifadesi kullanıyor. Şimdi bunlar tamamıyla cahillik boyutuyla gelmiş bir olay. Yani her ne kadar sanki farklı algılarla, farklı düşüncelerle insanları başka başka yerlere çekmeye çalışsalar da, yani Müslüman mıyız? Bir kere burada anlaşalım. Müslüman mıyız? Allah ve Resulünün çizgilerine uymak zorunda mıyız? Ve Kitabullah, yani Kur'an-ı Azimüşşan'a uymakla yükümlü müyüz? İlk baş burayı bir konuşalım. Sorumluluklarımız neler? Burayı ne yapalım? Burayı bir konuşalım. Şimdi bizler Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Kitabullah'ın ölçüsünde eğer yürüyeceksek bunu oturup bir daha konuşmalıyız. Ne demek işte biz de ön safta kılalım? Bu ne cahillik yani? Yani bunun tamamıyla bir cehalet olduğunu anlamıyorsun. İşte hiç belli kitaplarla iş olmamış, bu kitapların okunduğu yerlerle iş olmamış, Allah, peygamber ve işte Kitabullah'la iş olmamış, sadece kendini ne yapıyor? Fikir yürütüyor. He, ama daha öncesinde çok önemli bir ifade kullanıyor. Diyor ki her alanda diyor, bakın her alanda diyor, artık diyor ne olmaya başladık, her alanda bu şekilde olmaya başladı diyor. Evet. Ama camide neden olmuyor diyor. Bu cahilliktir yani. Şimdi şöyle farklı bir kafa yapısı var. Şöyle farklı bir algı diyebiliriz. Yani sanki Fatih Hocam kendi kızının, kendi işte kardeşinin vesaire etrafının, yani işte okul eğitimleri, yani maddi eğitimleri almasını istemiyor. Sadece manevi eğitim alsın vesaire, bu şekilde bakılabiliyor. Bu çok yanlış bir, tamamıyla algıyla beraber millete işlenmiş bir olay. Evet. Bu yanlış. Tabii ki bir kadın, bir kız tıp okuyabilir. Tabii ki işte bir kız bu tür ilimleri alabilir, bu tür olaylara sahip çıkabilir. Ancak bunun ölçüleri var İslam'da diyoruz yani. Bu ölçülere uyarak bunu yapsın ya. Buna zaten kim ses çıkarabilir ya. Ama bu ölçüleri uymak zorundayız. Uymak durumundayız yani. İslami ölçülere uymadan bu şekilde olmaz. Evet. Olmaz ya. Şimdi İslami bu sefer bu şekilde de söyleyince sanki İslam'ın bu işlere karşı olduğunu. Hayır. Ama normal şartlarda okullardaki sistemde tabii ki kadın erkek karışık sistemi tamamıyla kaldıracaksınız. Bunu Ahmet Mehmet Süleyman demiyor ki. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bunu
Kelamullah, Allah'ın Allahu Teala Kitabullah'ta Kur'an-ı Azimüşşan'da bunu buyuruyor. Evet. Ve la takrabu zina, zinaya yaklaşmayın. Bu zinaya yaklaşmayın, ne? Bakmayın, dokunmayın vesaire. Yani demiyor ki işte bakın da işte şu şekilde bakarken kafanızda şunu şöyle yapmayın, canlandırmayın, bilmem ne. Böyle bir şey demiyor ki ya Rabbimiz. Bakmayın. Yani yaklaşmayın. Şimdi bu şekildeyken tamamıyla İslami ölçülerde belli sistemler olduktan sonra bunlara kim karşı olabilir? İslami ölçülere baktığımızda şu anda yani İslami dinle alakası olan veya olmayan çoğu kişiye sorsanız deseniz ki okulları bu şekilde gezelim. Okullarda işte kızınızın erkeklerin içinde mi okumasını istersiniz? Yoksa tamamıyla kendi kızlar olarak mı okumasını istersiniz? Buna ne cevap gelecek acaba? Evet. Yani dini olan veya olmayan kimselere bunu bu şekilde sorabiliriz. Ama maalesef maddi eğitim verilirken manevi eğitim hiçe sayılıyor. Maddi eğitim verilirken manevi eğitim hiçe sayılıyor. Ve daha sonra ne yazık ki 16-17 yaşında 18 yaşında neyse çıkıp bir tane cahil kendini bilmezin biri kalkıyor İslam'la dinle alakalı yorum yapabiliyor ve öyle pis, öyle çirkin tabiri caizse bir şu anda sosyal medya sistemi var ki böyle söyleyeyim size bu bir anda ne yapılabiliyor? Yayılabiliyor. Evet. Rabbim muhafaza eylesin. Şimdi bu konuyla alakalı ben çok konuştum da hocam bu kafaya ne diyorsunuz yani? Şimdi kıymetli hocam, evvela bizim Müslüman olarak, evet, hepimiz Müslüman mıyız elhamdülillah, %99'un Müslüman olduğunu iddia ediyoruz. Öyle olduğuna inanıyoruz, öyle olduğunu düşünüyoruz, varsayıyoruz diyelim, Müslüman ediyoruz. Şimdi bizim evvela Müslüman olarak ölçümüz ne olmalı? Yani bizim ölçümüz Allah ve Resulü, bunun ölçüsü. Bunun dışında başka hiçbir ölçü yok. Ne bir güncelleme, ne bir vesaire vesaire. Yani bunun altını doldurabiliriz. Ben şimdi çok karıştırmak istemiyorum oraları ama şimdi bir takım malumunuz dini bozmak isteyen, kendince bozgunculuk yapmak isteyen bir takım ve en büyük zarar da biliyorsunuz. Sana bir kafir gelse dese ki ben işte sen şöyle yapıyorsun, yanlış yapıyorsun, böyle olmaz, şu hakkı talep etmelisin dese dersin ki sen kimsin, nereden geliyorsun? Sen benimle alakalı, benim dinimle alakalı yorum yapamazsın der gönderirsin. Ve bizim en büyük sıkıntımız burada zaten. Din adamı olarak gözüküp, kendince fetvalar üretip, bir şeyler yapıp insanları yoldan çıkartmaya çalışanlar. Bizim buraya dikkat çekmemiz lazım. Tabii yine burada az önceki konudan geçiş yapacağım. Burada da yine bizim yani dini eğitimlerimizin eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani hiç kimse evladına, gel evladım otur şöyle, bak dini eğitimler şudur veya bir medreseye bir hocanın rahlenin önüne gönderip de yani bir dini eğitim almasını sağlamıyor. Herkes açıyor telefonu. Ya bu internet dediğimiz illet tamam güzel yanları var. Mutlaka vardır hocam ama yani o kadar bilgi kirliliğiyle dolu bir yer ki sosyal medya. Ya oradan açıyor adam. Kendince oradan bir şeyler bakıyor. Fetva buluyor. Bir şeyler yapıyor. Yani kendince dini uyarlıyor. Bir şeyler yapıyor. Ya böyle bir duruma geldik yani. Kimse artık hocalara ihtiyaç duymuyor. Kimse artık Allah ve Resulüne, yani bunu üzülerek söylüyorum, İhtiyaç duymuyor. Söylüyorsun bu zamanda böyle olur mu diyor. Ya bu duruma gelmiş durumdayız yani. Rabbim inşallah bizleri kurtarsın. Ama yani tabii bu belirli bir kesim var. Özellikle kadın hakları, işte kadın özgürlükleri gibi ifadelerle olayı süsleyip, o şekilde pazarlayıp, ama kadınları aslında maddi bir meta için kullanmakta olan bir takım insanlar var. Bunların büyük ölçüde bunların yapmış olduğu özellikle bizim gençlerimize, Müslüman gençlerine, evlatlarımıza empoze eden insanlar var. Bunlara dikkat etmek lazım. Aslında yani olayın iç tarafına baktığımızda ya bakıyorsunuz boy boy kadın resimleri her yerde, yani reklamlarda. Ya bunlar çok rahatsız verici resimler, rahatsızlık verici resimler. Artık olayın boyutu çok farklı yerlere, ahlak dışı, yani çocuğunun bile çocuğunla beraber gidip bakamayacağın, yapamayacağın, yolda giderken bile utanacağın şeylerle karşılaşabiliyorsun. Yani ahlak yozlaşması meydana geldi artık. Rabbim bizleri en kısa zamanda kurtarsın hocam. Bayanlarla erkeklerin her an, yani her alanda aynı hakkı talep etmeleri mümkün değil hocam. Dini açıdan baktığımızda, Allah ve Resulünün ölçüsüne baktığımızda.
Yani şimdi Allah'a karşı sorumluluklarında herkes eşit. Yani kadın da aynı konuda eşit, sorumlu. Erkek de aynı şekilde sorumludur. Allah'a karşı olan vazifelerinde, yine insanlık vazifelerinde eşit. Bunda hemfikiriz. Buna bir şey diyemeyiz ama bunun dışında kalkıp da işte şu konuda eşit. Yani ben oralara çok girmek istemiyorum. Çok uzun meseleler. Her konuda eşit diyemeyiz. Çünkü Mevla kadını da erkeği de öyle bir yaratmış ki her birinin kendine has özellikleri mevcut. Her birinin kendine göre güzellikleri mevcut. Yani burada kalkıp da kadınla erkek eşit diyemeyiz. Mümkün değil yani. Çünkü bugün mesela bir kadın çalışma hususunda erkeğe göre zayıf mıdır? Bedenen zayıftır, çabuk yorulur, narindir. Çünkü Mevla onu narin yaratmıştır, nazik yaratmıştır. Kalkıp da bu hususta kadın eşit diyemeyiz. Ya eşit işte sen ne diyorsun aslında hoca? Aslında Mevla Teala kadına tamamıyla en güzel şeyleri sundu. Tabii ki tabii yani ki. Mesela normal şartlarda erkeği çalışacak bu şekilde hizmeti sunmuş. Tabii ki. Yani bu şu demek değil. Şimdi burada olayları çok çarpıtılıyor biliyorsunuz. Evet. O yüzden onu toparlayalım. Yani bir kadın işte çalışamaz vesaire değil. Tabii ki bu yani normal şartlarda mahrem, namahrem meselesi olmadığı müddetçe bir kadın normal şartlarda çalışabilir. Burayı altını çizelim ama normal şartlarda gelen işte Rabbimizin tabiri caizse hem dini olarak hem manevi olarak hem maddi olarak yani kadına çok ciddi bir şekilde değer verildiği görülmüştür. İşte annelere biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenneti ayaklarının altına serildiğini müjdelemiştir. Bir takım konularda da yani kocasının üzerinde de ciddi hakları vardır. Kadınların talep edebileceği ciddi şeyler vardır. Rabbim onlara aslında en güzel şekilde değer vermiş. Tabii ama ısrarla diyorlar ki yani normal şartlarda işte kadınları da normal standartlara sokalım. Yani narinlikten İşte onların kibarlıklarını, narinliklerini vesaire bozalım. Normal şeye sokalım. Siz söyleyin. Normal statüye sokalım diyorlar. Evet. Rabbim muhafaza eylesin Amin diyoruz. Hocam. Şimdi bu konuyu bu şekilde geçiyorum hocam. Tamam. Cahiliye konusunu yani tamamıyla cahilane bir gidişat var. Rabbim muhafaza eylesin. Yani Allah, peygamber, Kitabullah'tan önce herkes o ifadeleriyle özür dileyerek söylüyorum seyircilerimizden. Aa nasıl olur, nasıl olur, nasıl olur? Bir dakika. Allah ve Resulü böylemiş. Kendimize göre din uydurmayalım. Yeni yeni adetler, yeni işte şeyler çıkartmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allahu Teala ne buyurdu? Bunun ölçülerinde en güzel şekilde gitmemiz gerekiyor kıymetli hocam. İnşallah. Fatih Medreseleri Vakfı olarak hep beraber inşallah. Fehmet İyvi ailesinden bir takım hocalarla beraber Kudüs'e gidiyoruz. İnşallah. İnşallah. Perşembe günü gidiyoruz. Pazar günü inşallah. Dönüşümüz var. 3 günlük bir yolculuğumuz var. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz Kıymet Hocam? Evet. Heyecanlı mısınız? Tabii ki Kudüs bu zamana kadar aslında bizim Mekke'den sonra, Kabe'den sonra artı bir de Medine'de Mescid-i Nebevi'den sonra kutsal olan 3. mabedimiz Kudüs. Kudüs Şerif. Bizler Müslümanlar olarak Mekke neyse, Medine neyse Kudüs de aynı şekilde bizim için önem arz etmekte. Bu hususla alakalı tabii ki mutlaka gidip gezilmesi, görülmesi, biz de varız, burası Müslümanların denilmesi gerektiği bir yer olduğunu düşünüyorum. Müslümanların mutlaka imkanı olanların gidip oralarda özellikle İsrail zulmü altında olan o bölgelerde boy göstermeleri gerektiğini düşünüyorum ki onlar orada malumunuz daha gidip görmedik ama gidip gören hocalarımız var. Sırf sadece orada burası bizim diyebilmek için boy göstermeye giden maaşlı orada Yahudilerin adamları var diyelim. Yahudiler var maaşlı ya devlet tarafından, İsrail devleti tarafından maaşa bağlanmış. Sadece onların işi gidip Mescid-i Aksa'nın çevresinde burası bizim. Yani o imajı vermeye çalışıyorlar. Bizler de tabii ki Müslümanlar olarak bu hususla alakalı mutlaka kutsal mabetlerimize, kutsal yerlerimize, mescitlerimize, haremimize sahip çıkmalıyız. Bu anlamda biz de inşallah Fatih Medreseleri Vakfı olarak kıymetli Genel Başkanımız Masum Bayraktar Hocamızın öncülüğünde, önderliğinde inşallah Perşembe günü Kudüs ziyaretlerimiz olacak. Orada tabii Kudüs, Zeytin Dağı, Beytül Halil gibi çeşitli bölgeler var orada. Tabii biz henüz gidip görmediğimiz için şu anda orayı anlatmak doğru olmaz.
İnşallah gidip oraları ziyaret edip yerleri gördükten sonra da oradaki yaşadıklarımızı, manevi hazını, oraların bize kazandırdıklarını inşallah buradan tekrardan aktarmış oluruz hocam. Ben şahsen gönlüm yanıyordu daha evvelden. Kudüs'e mutlaka gitmemiz gerektiğini düşünüyordum. İnşallah nasip oluyor. Bu Perşembe günü Rabbimizin izniyle gideceğiz. Seyircilerimizden de bol dualar istiyoruz inşallah. Bizler de onlara oradan güzel dualarla döneceğiz inşallah kıymetli hocam. İnşallah. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim hocam. Programımıza katıldığınız için Rabbim razı olsun diyoruz. İnşallah güzel bir program sunmaya çalıştık. Elimizdeki malzemeleri ortaya koymaya çalıştık. Rabbim inşallah nice programları güzel bir şekilde bitirebilmeyi ikram eylesin, ihsan i̇nşallah eylesin diyoruz kıymetli hocam. Evet, kıymetli izleyenler, bizler de inşallah Perşembe günü Kudüs yolcusuyuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca yükseldiği yerleri gezmek, oralarda bulunmak inşallah gerçekten heyecan verici. Sizleri de dualarda unutmayacağız kıymetli izleyenler. Sizlere de FM TV ailesine de inşallah dualarda bulunacağız diyoruz. Fikir Meclisi programını bu şekilde noktalıyoruz efendim. Haftaya Fikir Meclisi programında görüşmek dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.